Selam Aleyk. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler. Sağ ol abi. Ne tarafa doğru? Beşiktaş. Hava da çok sıcak be. Evet. Bizde klima var Allah'tan. Evet. Lan ne oluyor ya? Disko gibi yandı ışıklar. Evet. Kanalda de tuhaf taksi yarışmasına hoş geldin. Hoş bulduk. Kendimi böyle sandım. Nerede sandın? Allah seviyor. Dayıcım, Kanal D'de tuhaf taksi yarışmasındasın. 5 soru soruyoruz, 5000 lira veriyoruz. Arkada ekip beni takip ediyor. Kulağımda kulaklık, sorular kulağıma geliyor. Ben de sana aktarıyorum. 5 soru bilip benden 5000 lira kazanmaya var mısın? Varım. Varsın yani? Evet, yarışmak istiyorum. İstiyorsun? Evet. Daha önce gittin mi dayıcım? Gittim, bir kere gittim. Niye gittin? Eğlenmeye gittim. Böyle kulüpte falan mı şey yaptın? Evet. Kendimi bir anda orada sandım, gündüz. İyisin. Orada gece, burada gündüz. Seni evet. Biraz tanıyalım dayıcım. İsmin ne, soy ismin ne, ne iş yaparsın, in misin, cin misin? Benim ismim Şeref, soy ismim Tuncer. Evet. 28 Mart 1965 Şişli İstanbul doğumluyum. Evet. Restorançıyım. Evet. 40 sene ilk defa böyle bir şeye rast geliyorum. Allah Allah. Evet, herhalde 5 gün sonra Ramazan Allah'ın izniyle. Evet. Sende böyle bir heyecan var, hayırdır? Heyecanlıyım, böyle bir... evet. Ne oldu yani, şaşırdın mı, ne oldu, niye evet, böyle bir... Evet, ilk defa olduğu için şok oldum yani, şok. Flaş flaş. Evet. İsim neydi senin, pardon bir daha? Şeref. Şeref abi. Şeref abiciğim, ne oldu, biri sakin ol ya, ne oldu, kalbin malbin atmasın, başım kalp krizi falan geçirme. Daha önce antrenman olmadığı için biraz heyecan yaptım. Neye heyecan yaptın? Hiç beklemedim, böyle sürpriz oldu, ilk defa olduğu için. Daha önce izliyor musun bizi, hiç izledin mi? İzledim, evet, izliyorum. Hı. Şimdi tuhaf taksiyi seyrediyorum, evet. Neresi sen Şeref abi? Benim Sivaslıyım. Eşim Erzincanlı. Evet. Ben doğma büyüme Şişli İstanbulluyum. Evet. Tamam Şeref abicim. Bak, birinci soruyu soruyorum. Heyecan yapma. Sende bir heyecan var. Ben görüyorum şu anda sende heyecanı. Evet. Tamam, hiç heyecan yapma. Tamam, inşallah. Tamam Şeref abi. Sorun, ilk sorun. 250 lira değerinde, bir dakika süren var. Lügat parçalamak ne demektir Şeref abi? Lügat parçalamak argo bir kelimedir. Evet. Yani genelde böyle kolpacılar kullanır o şeyi. Kolpacı evet. Ne demek Şeref abi? Kolpacı yani lügat parçaları mesela böyle. Nasıl derler ona? Aslında biliyorum. Heyecanlandım şimdi. Lügat. Yani böyle boş boş sözlerle konuşmak. Evet. O ne anlamda demek? Evet. Boş boş konuşmak böyle yani. Boş boş sözlerle konuşmak. Evet. Boş boş sözlerle konuşmak böyle evet. Tamam Şeref abicim, aynı şey geliyor. Anlaşılmaz sesle. Boş sözle konuşmak. Doğru bildim vallahi. 250 lira cepte Şeref abi. Teşekkür ederim. Bak Şeref abi, yukarıda yeşil yandığı sürece devam olsun. Ama yukarıda 500 yan, kırmızı yanınca, yukarıda kırmızı yanınca sana elveda. Sağa tamam. Çekiyorsun, iniyorsun. Olsun. Haberin olsun. Sizi tanıdığıma memnun oldum. İkinci soru geliyor. Evet. Bak Şeref abi, sen genel kültürü yüksek bir adam ediyorsun. Soru şu, Endonezya hangi kıtadır? Afrika mı, Asya mı? Bir dakika süren var, başladı. Endonezya, iyi düşün. Afrika mı, Asya mı? Endonezya. Afrika. Endonezya'yı biliyor musun Şeref abi? Neler oluyor orada, kim, nerede? Duydum. Duydum. Duydum, Endonezya'yı. Nerede peki? Endonezya. Kime yakın mesela? Endonezya nereye yakın? Çok heyecanlandım. Çok heyecanlanma Şeref abi. Su alalım durup sana istersen. Endonezya. Ya iki şık var. Ya Afrika ya Asya. Karar ver. Asya. Asya diyorsun. Asya diyorum. Tamam, Asya diyorsun. Emin misin? Eminim. Eminsin. Eminim. Peki Asya'da başka ülkeler biliyor musun Şeref abi? Aklında var mı Asya'da ülkeler? Japonya var, Çin var. He, başka? Kore var. Evet. Güney Kore, Kuzey Kore. Biliyorum. O kadar. Aklına bunu.
O kadar mı ülke var? Başka ülke yok mu? Var da şu anda gelmiyor heyecandan. İki defa katıldım için daha önce. Türkiye nerede peki? Türkiye batıda. Hangi batıda? Afrika'da mı Asya'da mı? Şey Asya'da mı Avrupa'da mı? Avrupa'da. Avrupa'nın neresinde Türkiye? Tam ortasında. Şeref abi Avrupa nerede? Biz neredeyiz? Avrupa nerede? Bizim topraklarımızın çoğu Anadolu'da. Bir kısmı Avrupa'da. Haberin olsun. Evet. Asya diyorsun. Asya diyorum. Ve 500 lirayı bizden kapıyorsun Şeref abi. Teşekkür ediyorum. Çak Şeref abi, çak biraz heyecanını at ya. Şeref abi biz senin... Televizyonla canlı yarışma karşısında... Canlı yarışma değil kadar... bu, canlı yarışma değil de yani sen heyecan yapma. İşte... Sen bir, bize bir türkü söylesen, bir heyecan at, bir şeyler yap böyle bir heyecanını bir at ya. Bir taş attım pencereye kız dedi, anası çıktı, kızım evde yok dedi, vay vay. Anası çıktı, kızım evde yok dedi, vay vay. İnanmazsan gel yukarı bak dedi, armut dalda kız balkonda sallanır, vay vay. Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay. İyi attın mı biraz heyecanı? Atıyorum, attım. Bak hoca diyor ki çok güzel söylemediğiniz için bu eziyete dayanamıyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Buyurun. Bir dakika sürem var Şeref abi. Evet. Şeref abi bunu bileceğine ben eminim. Ramazan ayında iki tane minarenin arasına şey çekiyorlar ya. Evet. Işıklı böyle bir şey çekiyorlar. Mahya. Böyle bir şekilde. Mahya. Onun ismi nedir? Mahya. Mahya. Evet. Emin misin? Eminim, son kararım. Yok ya. Evet. Hocam Mahya diyor Şeref Bey. Doğru. Teşekkürler. Ya sen niye böyle heyecanlandın? Sen bir değişik oldun böyle ne bileyim hani. İlk defa katıldığım için. Bin dinlere güzel mülayim adam mı olmuşsun? Ne oldu böyle? Televizyonda bütün yani %80 biliyorum. Televizyonda biliyorsun, yarışmaya evet, gelince tıkanıyorum diyorsun. Diğer programlarda da biliyorum ama işte... Genel kültürün yüksek, çok gazete okuyorsun galiba benim gibi. Evet, evet okurum. Gazete, dergi, kitap, evet, her şeyi okuyorsun. Evet, kitap ekonomi, okuyor musun? Siyasi... Kitap pek okumuyorum ama gazete her gün okuyorum. Vallahi olsun. Spor, şeref. Magazin, evet. Politika... Hangisine daha çok zaman ayırıyorsun? Gazeteye daha çok ayırıyorum. Ama hangi sayfalara mesela? Futbola mı, basketbola mı, ne bileyim şimdi işte. Birinci sayfa... Ana İkinci sayfa. Sayfa evet, ana sayfa. İkinci sayfa magazin sayfası. Spor, ben Fenerbahçeliyim. Evet. Ondan sonra. Öyle yani. Ben ilkokul mezunum ama çok yani okumaya, genel öğrenmeye... Genel kültürüm çok yüksek. Evet. Tabii Şişli doğup büyümemen verdiği bir avantaj var. Ne oluyor yani Şişli doğup bilenlerin ne avantajı oluyor mesela? Yani ben 7 yaşında ilkokuldan beri çalışıyordum, çıraklık yapıyordum. Evet. Yani oradaki insanlardan ilkokuldan beri yani çok şey öğrendim yani. Edep, adab, tabii, konuşma. Tabii, evet. Değil evet. mi? Şişli insanı biraz değişik yani evet. Orada. Mesela Kurtuluş'ta falan böyle biraz yani, daha beyefendi evet, insanlar çok tabii, mesela. Tabii, ben tabii. De oralarda, ben normalde taksilik yapıyorum biliyor musun? Orada evet. Çok geziyorum hep beyefendi evet, maşallah. Dışarı, eski İstanbul beyefendi gibi. Evet. Beyoğlu'nda evet. Varmış 60 sene, 70 sene önce. He. Onlar gibi yani. Öyle yani. Tamam, bak dördüncü soru geliyor Şeref abi. Teşekkür ediyorum. Şeref abi, sorun çok kolay. Bir dakika içerisinde... 5 tane memeli hayvan. Memeli. Hayvan sayacaksın. 5 tane memeli hayvan. Evet. Süren başladı. Başladı. Memeli hayvan ne biliyor musun Şeref abi? Biliyorum da. Süren geçiyor. Bu biraz zor ya. Memeli. Salla hayvanları say. Zaman kaybetmeyeceksin ki. Mesela ormanların kuralı var. Kim aslan. Aslan bir. Aslan, kaplan. Kaplan 2. Uçan memeli, bir tane memeli var uçan. Böyle hani geceleri çıkıyor, gündüzleri yatıyor. Leylek, akbaba, karga. Onlar gece mi çıkıyor? Yarasa. Yarasa. Şey, denizlerin memelisi? Martı. Yok. Martı denizde mi? Hani denizde... denizlerin memeli memelisi. Ekmek yiyorlar ya denizde inip. Denizlerde. Ördek var, leylek var. Ha, üç, şu an üç hocam. Leylek, ördek. Yok, uçan memeli. Denizlerin memelisi kim? Denizlerin memelisi, balık. Ya hepsi balık zaten denizdekilerin. Az önce benim bir ipucu verdi ya, benim kodadım. Yunus. Yunus balığı, evet. Jaws var. Dört. Jaws da ya. Hadi, son bir tane çabuk, son 30 saniye. Evet. Süren doldu, 30 saniye süre verdi hocam. Evet. Memeli hayvan, söyle. Başka...
Hadi. Hadi ne? Salla hayvanları, salla Şeref abi. Heyecan şey, yaptın. Yaptım, çok gerildim. Gerilme. İyi düşün. Salla hayvanları, kabul edeceğiz. Hiç hayvan bilmiyor musun Şeref abi? Biliyorum, hepsini biliyorum. Restorancısın abi. Belki biliyorsundur. Zaten yarısını ben söyledim. Hı. Memeli. Bak bir ipucu daha veriyor. Hocadan geldi o. Böyle bir hayvan var ya. Vaa kükrüyor. Balı seviyor. Hani şey de var. Çizgi filmi de vardı. Yogi. Ayı Yogi. Ayı. Ayı Yogi. Tamam. Hani şarkısı da vardı. Tamam, hadi bakayım. Aslında... Bir sevin ya. Bir gördüğün soruya bindin ya. Allah Allah. Televizyonda ilk söyleyeceğim oydu zaten ya. Ayı, evet. Ayı. Evet. Neymiş söyleyeceksin? Ayı Yogi. Ayı Yogi. Ayı Yogi, helal olsun valla. Yemin ediyorum televizyon olsam ilk söyleyeceğim şey ayı. Ayı. İşte televizyona çıksa anlamadım ben onu. Televizyona? Televizyonun karşısında seyretsem, bir yarışma programı seyretsem böyle cansız. Yani soruyu görsem ilk ayı derim. Biliyorsun yani ayının memeli hayvanı. Biliyorum, evet biliyorum. Valla helal olsun ama söylüyoruz. Evet. Demek ki televizyonda yarışmayla burada yarışma arası bir değilmiş. Çok fark var. Sen ayı Yogi'yi izliyor musun? Evet, Şeref abi. Evet. Benim oğlum da izliyor böyle hayvanlar alemini, belgeseller falan kanallarda. Evet. Evet. Başka hangi belgeseller, hangi hayvanlar geliyor mesela aklına? Ya işte orman aslan. Tamam onu söyledim. Ondan sonra yok kaplan, yani o belgeselleri hepimiz seviyoruz çocuklarla beraber. Gece mesela tekrarını veriyor. Evet. Yani mesela bufalo var, antidot var. Antidot mu? Antidot. Antilop olmasın o? Yok. Angus. Angus ne ya? Angus hayvan. Hani ithal ediyor ya Türkiye. Evet. O. Yok antidot ne, biz onu anlamadık. Antidot. Hoca da ben de anlamadım. Antidot o da bir hayvan. Antrikot olmasın? Yok o et canım o. O bonfile gibi bir şey. Büftek gibi et. Büfteğin yağlısı. Antrikot diyorsun. Evet antrikot, büftenin yağlısı. Antilop mu? Antilop. Antidot. Antilop mu? Bak görüyor musun? Antilop işte, ben sana söyleyeyim. Dilim şüştü. Antidot. Antidot. Dilim şüştü. Başka neler izliyorsun? Televizyonda neler izliyorsun mesela? Ben, Şeref abi. Ben televizyonda bir sefer film seyretmem. Niye? Yani eski filmlerde rahmetli Kemal Sunal filmini seyrediyorum. He, Kemal Sunal'ın dün Refah için, filmi için. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ondan sonra spor, Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisi. Tabii hem de 40 senedir. Amigo'yum. Kaç yaşındasın ben? Sen? 48 yaşındayım. 8 yaşından beri? 7 yaşında ilk maça gittim ben. Hangi maça gittin? Fenerbahçe Orduspor, 3-0 kazandık. Golleri kim attı? Cemil Osman Ender. Sen bayağı Ender, biliyorsun Konca, ya. Ender Konca, Cemil Turan, Osman Arpacıoğlu, evet. Vallahi helal olsun. 7 yaşında ilk okul bile İnönü'deydi maç. Dolmabahçe'deydi. O zamanki ismi neydi? Mithat Paşa. Mithat Paşa stadı. Mithat Paşa, evet. Vallahi helal olsun. Ondan sonra işte bir iki tane dizi var seyrettim. Hangi dizileri izliyorsun? Sizin Merhamet var, onu seyrediyorum. Evet. Yalan Dünya'yı seyrediyorum. Yalan Dünya'yı seyrediyor musun? Tabii. Ben de Yalan Dünya'yı çok seviyorum. Evet. Hoca da seviyormuş. Yalan Dünya, yalancı değil, tamam. Yalan Dünya. Hocanın televizyonda, şu an bizim yönetmenin hocanın televizyonda tek seyrettiği iş Yalan Dünya'yı. Evet. Haberin olsun. Evet. Şeref abi işin çok kolay. 5000 lira alacaksın. Ve 2 dakika süren var. 2 tane Sivaslı. Nüfus kağıdında Sivaslı. Sivaslı'yı benim yanıma getir, 5000 lira veriyorum sana. Hadi başlayalım. Var Sivaslı var mı yok mu diye var. İçinizde Sivaslı var mı? Sivaslı var mı içinizde? Sivaslı? Zor bulursun, ne şeyde var. Sivaslı olan var mı içinizde Sivaslı? Var var. Sivaslı var mı? 28. Sivaslı. Olmuş Sivaslı. İki tane Sivaslı lazım. Yarışma yapıyorum da. Soğuk taksi gel. Sivaslı mısın? Sivaslı, Sivaslı. Sivaslı olan var mı? Sivaslı bir tane. Sivaslı olan var mı bir tane? Sivaslı olan bir bey var mı? Gel abicim. Şu arabaya gidelim lütfen. Bir dakika gidelim misiniz? Yarışıyorum da. Lütfen. Bir dakika. Pardon. Hepimiz kardeşiz buyurun. Hepimiz kardeşiz buyurun. Abi. Burada gelir misin abi? Gel abicim. Gel. Teşekkürler. Allah razı olsun. Tamam. Hadi gelin bakalım. Teşekkürler. Evet. Tamam, arabaya bin arabaya. Arabaya bin arabaya. Efendim, beyefendiler de arabaya binsin. Bir dakika arabaya bin, bir dakika. Buyurun. Buyurun. Abi bir dakika, buyurun, gel bir dakika. Bir dakika, bir dakika.
Bir dakika. Bir dakika sonra sizi bırakacağız. Bunu unutmayın. Şimdi kimliklerinize bakalım sizin dayıcım. Sivaslı olup olmadığını kanıtlayın bize. Beyefendi siz de kusura bakmayın. Yok, hayır. Beyefendi 500 lira kazanacak ya. Yardımcı olur. Kanal dedi tuhaf taksi yarışmasındayız. Arkasını çevir ya. Tamam, şu şehri yazıyorlar efendim. Dayı gördük, dur. Bir dakika, kameraları da gösterelim. Bu beyefendi Sivaslı. Ümit abi. Buyurun. Sivas'ın Suşehri ilçesinden. Seninki tamamdır, okeyledik. Şimdi değerli beyefendinkine bakalım. Dur gitme ya, adam 5 lira kazıyor, adamın sevincine tamam, ortak oluyor. Tamam kazansın canım, hayır. Sağ ol, teşekkür ederim. 30 saniye kazanırız ya. Divri, Sivas Divri'nden. Kameraya da göstereyim, hangisine göstereyim? Sivas Divri'yi. Divri'yi. Sizlere... Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Beyefendi sizin sayenizde 5 lira kazandı. Sağ olun. Allah razı olsun. Yarışma yapıyoruz. Kanal D'de tuhaf tamam, taksi yarışmasında. Bir tane Sivaslı'nın gelmesi bunlar ne işe etki? Beşinci sorusu buydu. İki tane Sivaslı bulacaktı bana. Ha, gitti evet. Sivaslıları buldu sizlere. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben dedim zaten memlekette en çok Sivaslı bul. Çok kolay bulursun. Çok. İstanbul'un yarısı Sivaslı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi güle güle. Sağ olun. Şeref abi. Efendim? Sen hiç 5000 lirayı kazandın mı? Put gibi duruyorsun, hiç sevinmiyorsun ya. Daha ne yapacaksın ya? Bir sevinse, 5000 lira para verdim sana ya. Allah'tan daha ne istiyorsun ya? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Vallahi 5000 lira para sen. Sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi bak o kadar insan yarıştırdım, senin kadar böyle şeyini görmedim ha. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle sevinmeyen, zayıf adam görmüyor. Hiç umurumda değil ya, sanki paraya ihtiyacın yok gibi davranıyorsun ya. Aslında parayı çok kazandım da. Yedim diyorsun. Yedim evet. Onun İyi afiyet yani, olsun. Alışığım yani. Bu 5 bin lirayı da yeme olsun. Sağ ol yok. Bu 5 bin lirayı çocuklarımın eğitimine. Çocukların eğitimine inşallah. Eğitimine inşallah. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Güle güle ben teşekkür ederim. Sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah kazanı bana korusun. Dışarıda yardım çek arkadaşlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son doğumu doğru yuga batan biri çıktı be. Çok sert ondan. Yani o siyah yeri tutmak gerekiyor. Evet biraz sertmiş. Ne tarafa doğru abla? Akatlara gidiyoruz. Tamam. Işık yandı yalnız. Kanal D'de tuhaf taksi yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5 soru soruyoruz, 5000 lira veriyoruz. Bizimle yarışmaya var mısın? Kolaysa yarışayım. Vallahi mı? İlk defa bu kadar kolay kabul edeni gördüm be. Herkes bir şey soruyor. Bu nedir, bu nedir, nasıl yarışacağız falan filan. Ama kolaysa, zorsa ben de genel kültür sorusu. Soruları ben de bilmiyorum. Bak arkada ekip geliyor. Ekip takip ediyor. Arkaya bakabilirsin. Kulağımda kulaklık. Soruları bana arkadan hocam gönderiyor. Ben de sana soruyorum. Tamam. 5 soru soruyoruz. 5 lira veriyoruz. Kolay. Genel kültür sorusu. Kabul ediyor musun bizle yarışmayı? Son bir kez soralım. Kabul ediyorum. Kabul ediyorsun. Tamam. Seni biraz tanıyalım. Kimsin, nesin, ne iş yaparsın, adın ne, soy ismin ne? Nazlı Uzunoğlu benim ismim. Evet. Özel bir spor salonunda halkla ilişkiler koordinatörüyüm. Halkla ilişkiler? Evet. Vallahi olsun. Memleket ne? İstanbul. Ana baba İstanbullu. Annem Samsunlu. Baban? Ankaralı. O zaman Ankaralıyım de, Samsunluyum de, İstanbulluyum deme. Babası neresiyse bir adam, o oralıdır. Ben aslında, sana söyleyeyim. Hayır aslında enteresan, babam Malatya'da doğmuş ama hani dedemin dedesi öyle tatilde ama Ankara'da yaşıyorlarmış normalde. Tamam Ankara. Doğma büyüme Ankaralı mı? Evet. Tamam. Yani liseye kadar oradaymış. Tamam o zaman sen Ankaralısın. Sonra doğdum Ankaralıyım de. Var mı enişte menişte var mı bir şeyler? Hocam soruyor. Yok. Yok diyorsun. Özel hayatın gizliliğinden yanayım ben. Tamam kardeşim biz de soruyoruz. Enişte var mı sadece yani bunda? Var yok diyebilirsin. Şeyler var da enişte değil. Ya bekarım yani. Ha bekarsın. Hı. Müstakbel enişte diyelim o zaman. Adaylar var herhalde yani diyorsun. Adaylar çok. Aday çok diyorsun. Ama ben düşünüyorum diyor. Seçiyorum arada yani. Tamam hazırsan ilk soru geliyor. Kolay olsun. Ilıca örneği... Ilıca ördeği nedir? Al işte. Neyi al? Ilıca ördeğini ben bilmiyorum. Ilıca ördeği. Üret tamam aklına ne geliyorsa söyle. Yani benim bildiğim bir ılıca var hani İzmir'deki. Ilıca ördeğini bilmiyorum. Orada yaşıyordur herhalde. İzmir'de yaşayan bir ördek çeşitidir herhalde. Bilmiyorum. Ilıca ördeği. İzmir'de yaşayan ördek ne demek ya?
ne bileyim hani tavşan odası. O zaman İstanbul'da yaşayan ördek de İstanbul ördeği. Hayır. Mesela tavşan odasında yaşayan tavşanlar olduğu için öyle bir isim vermişler de o da öyledir diye düşündüm. Ne bileyim alıcı ördeğine. Mecazi anlamda bu. Alıcı ördeğini bilmiyorum gerçekten. Peki ördekler, ördek nasıl insanlar için kullanılır? Ördek deyim. Ilıcı ördeği nasıl insanlar için kullanılır mesela? Ördek, bir şey söyleyeceğim ama çok komik olacak. Söyle kardeşim. Bana hep ördek derlerdi ağzımdan burnumdan dolayı. Yok be estağfurullah. Kim diyor bunu sana? Bilmem üniversitedeyken öyle söylerlerdi. Ha üniversitede okudun sen? Evet. İyi valla helal olsun. Ilıcı ördeğini ama gerçekten bilmiyorum. Bir bakayım ağzını yüzüne. Yok be. Kim benzetiyor ya? Bilmiyorum. Öyle söylüyorlardı. Yok be. Valla. Sen hiç onlara takılma. Ama kötü anlamda söylemiyorlardı ki zaten. Hadi. Hadi çabuk süre geçiyor. 250. Çabuk çabuk. Zaman bitiyor. Ilıcı ördeğini gerçekten bilmiyorum. Üret bir şeyler üret bize ya. Ama nasıl, ne anlamda bunu? Mecaz anlamda değil dediniz. Mecaz anlamda dedim. Mecaz anlamda. Kim dedi mecaz anlamda değil sana? Ilıcı ördeği neydi soru? Ilıcı ördeği kime denir mi? Evet, ilıcı ördeği nasıl insan? Ben sana ipucu veriyorum nasıl? Ilıcı ördeği nedir? Soru bu. Çok konuşanı mı denir ilıcı ördeği? Yok. Paytak yürüyene mi denir? Üret, üret, geç, paytak, geç. Paytak yürüyene denir ördek. Başka, diye. başka. Çok konuşanı denir. Başka? Arkasından birilerini koşturana mı denir? Hani ördekler böyle sürüyle giderler ya. Yok canım ne ala. Evet arka arkaya gider hep ördekler. Bak 30 saniye ek süre veriyor hoca sana. Tamam. Ben de sana biraz ipucu vereyim. Tamam. Yani böyle ne bileyim cool yani anlatabildim mi böyle. Senin taraf tatile gittiğin yerler nasıl mesela? Çok cool böyle havalı insanlar ama. Hayır hayır ona benzeyen. Yani takmayan cool. Hani. Ha, tamam ona. Takmayan. Bozlamayan. Rahat değil mi? Cool, rahat, evet, rahat. Bir de böyle şey yani. Oraları seven yani. Oraları seven. Oraları neyse seven. Neyse hadi soruyu bir kabul et. Rahat dedin ya oradan rahat, çözdük. Evet. Sıcağı ve rahatı seven insanlar için kullanılır. Ilıcı ördeği. Tabii yani. Peki sende böyle ilıcı ördeği tipi var mı yani? Beğeniyor musun yani? Der misin yani ilıcı ördeği? Bende ilıcı ördeği tipi var. Sıcağı ve rahatı seviyorum yani. Rahatı severim. Sıcağı? Çok sevmem. Baharı severim ben. Çok sıcak olmasın. Ha. Evet. Orta düzey diyorsun. Evet evet. O zaman senden ilıcı ördeği olmaz da İzmir ördeği olur. Ne? İkinci soruya geçiyoruz. Evet. İkinci soru gelecek. Yalnız sana ördek diyen arkadaşları da burada esefle kınıyorum yani. Bunu da burada belirtmek istiyorum yani. Öyle mi? Tabii. Sana niye ördek diyorlarmış ya? Ayıp değil mi ya insan arkadaşının ördekleri mi ya? Paytak yürüyor mu bari? Hayır. O zaman daha ne? Sen memnun muydun bu ördeklemelerinden bari? Umursamıyordum ki ben. Aa. Arkadaşlarım söylemiyordu ama. Kim söylüyordu? Tanımayanlar işte. Aa. Tamam, ikinci soru geliyor. Peki. Bir akarsuyun belirli bir suyun taşıdığı su miktarına ne ad verilir? Debi mi, çebi mi? Bu soru şıklı. Debi. Emin misin? Evet. Ne demek debi? Bir akarsuyun taşıdığı su miktarı işte. Çebi ne demek? Çebi bilmiyorum. Debi ama cevap. Eminsin? Eminim. Nereden eminsin? Bilmiyoruz da cevabı göndermedik. Ben şimdi senin emin olmanı ama istiyorum. Ama çebi değil. Emin misin ama bak? Evet eminim. Tamam eminsen cevabı gönderiyorum arkaya. Gönder. Bak yanlışsa iniyorsun. İnerim ne olmuş? Kız inerim ne olmuş? 500 lira para kaybediyorsun ya. Sen çalışma o zaman paraya ihtiyacın yok galiba. Ama debi diyorum ben cevap debi. Tamam inerim ne olacak diyorsun o arkasından. Yazık değil mi? İneyim şimdi ağlayayım mı ben? Ne yapayım? Ya inme demeyince? Yani. Ben inmeni istemiyorum yani. Ben de istemiyorum ama ben dedi. İnsanların para kazanmasını istiyorum yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Gönderiyorum Debi'yi. Gönder. Hocam. Yarışmacımız Nazlı Hanım Debi diyor. Siz ne diyorsunuz? Yukarı bak. Orada kırmızı yanmasın. Dua et. Yeşile dua et. Ediyorum şu an. Bütün bildiğim duaları okuyorum. Yeşil yandı. Çak. Çak. Meşhur. Yani sen hiç sevinmiyorsun böyle para kazandığına ama ya. Ama sevindim işte ama emindim bunda o yüzden sevinmiyorum. Tamam da 500 lira veriyoruz hiç umurumda değil. Ha iyi o zaman bari 500 de aldık yani.
Nasıl, maaşı iyi o zaman senin, şirketi de 500'ü beğenmiyorsun. Vallahi bak. Yok canım, fena değil, normal işte. Standart. Değil mi hocam, yani yüksek maaş alan 500'ü beğenmez yani. Tabii hocam, tabii. Hocam diyor ki maşallah pahalı pahalı lüks lüks giyiniyor kıyafetleri falan. Çıkmıyor gibi yani. Öyle severim. Bir havası var yani. Severim. Tabii ben de severim. İyi yolcular çıkıyor önünden. Oradan Arap yolcuları alıyoruz. Araplar bu ara her yerde. Tamam gelsinler, turist lazım. Orada Araplar çok şey var. Araplar geliyor, memlekete gelsin. Bak bu arada buradan enişteye, çoluğa, çocuk, senin çoluğu çocuk yok da yok. Enişteye buradan bir selam gönderebilirsin yani, enişte adayına. Yok, annemlere yolluyorum ben selam. Niye, anneme enişteye niye yollamıyorsun? Enişteye de yolluyorlar enişte adayına. Hayır, ona yollamıyorum. He, sen burada annenden çekiniyorsun yani. Anne, enişte yok der gibi yani. Daha bir şey yok yani. Anneden korkuyor musun? Hayır canım, annem. Sen de böyle annenle arkadaş olanlardan annem mısın? Annem arkadaşım gibidir benim. O zaman anlatıyorsundur enişteyi, şu müstakbel enişteyi annene. Babam? Ne olmuş babam? Babam da izleyecek şimdi, ben İzlesin babacığızın, ne olacak yani? Kötü bir şey yok, enişte varsa yani evleneceksin müstakbel. Olur yani ileride yani, inşallah yani. Ha? Yine özel hayata geldi sorular. Yok, özel hayata gelmedi. Ben sadece takılıyorum sana ya. Hani senin moralini yükseltip stresini almaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Üçüncü soru geliyor bak hocamdan. Kolay olsun hoca, biraz söylesene siz kolay. Vallahi olsun. Bilemiyorum, hocamın elinde her şey yani, dikkat et. Hoca bizi sevmedi. Hoca sever, hoca herkesi sever. Çok insansız bir insan, çok humanist. Herkesi seviyor. Bak üçüncü soru geliyor. Gelsin bakalım. Türkiye'nin AB'ye girmesi için uyması gereken kriterlerin bilinen adı. Uyum yasası, Avrupa Birliği uyum yasası değil mi? Yok. Yani benzer ama o değil. Evet. O değil. O değil diyor. Ben soruyu cevabını bilmiyorum. Soruları ben de bilmiyorum ama ilk defa seninle beraber duyuyorum. Uyum yasası, Avrupa Birliği uyum kriterleri mi? Uyum yasaları... Tam onun gerçek şeyi nedir? Bilinen adı nedir? Bu işte bilinen adı. Hayır değil. Nasıl? Başka? Avrupa Birliği'ni o haberlerde falan izliyorsun ya. Ne geliyor aklına? Oradan ulet bir şeyler. Avrupa Birliği. Tamam. Uyum bilmem ne kriterleri, bilmem ne kriterleri. Bak ipucu da verdim. Uyum kriterleri işte. O anlamda bir şey. Mecaz. Hayır, bir şehir kriteri. Bir şehrin ismini vermişler. Bilmem ne kriterleri. Avrupa Birliği. Ay hiçbir şey gelmiyor. Çok heyecanlı. Ülke neresiydi hocam? Ülkeyi söyler misiniz? Avrupa'dan şehirler say aklına gelen. Yani onlar alakasız değil mi, İtalya? İtalya şehir mi? İtalya, İspanya. Ülke... İspanya, onlar şehir saydım. Pardon, tamam. Ha, ha. Şehir. Bilmem ne kriterleri. Bilmiyorum. Bilmiyorum deme işte, şeyi yap çabuk. Ama şehir söyle. Uyum kriterleri de bilmiyorum uyumun ne olduğunu. Uyum. Şehir sayamıyor musun bize ya? Bir isimler. Avrupa'da başkent say. Say Avrupa'da başkent, oradan çıkacak elbet. Berlin. Geç. Berlin değil. Tamam, mesela bak şuraya, mesela ipucu. Mesela Berlin dedin ya, Berlin kriterleri. Ama oradaki Berlin değil, başka bir şehir. Aa. Hadi çabuk, süre doldu, hadi çabuk. Nerenin peki, bir dakika, o hangi ülkenin? Bir dakika daha ek verdik sana. Amerika falan değil zaten. Amerika Avrupa'da mı canım ablacığım? Hayır, tamam, Amerika o Avrupa'da mı? O değil diyorum, Amerika hadi, çabuk. Değil zaten dedim. Hadi çabuk, başka iller söyle, başka iller söyle, şehir söyle. Hadi, 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 ne geliyor? Gerçekten benim geldi. Dilimin ucunda da ben... Avrupa'da hangi başkentleri biliyorsun? Say. Şimdi hiçbirisi gelmiyor ki aklıma. Berlin dedim. Tamam. İspanya'nınki Barcelona. Tamam, galiba. Geç, o değil. Geç. Madrid. Madrid değil. Hangi Madrid değil? İtalya'nınki Roma, Roma değil. O değil, o değil. Roma değil. Tamam. Biraz daha kuzeye git, kuzeye, bu hani... Belçika, Melçika oralar var ya. Belçika. Norveç, Belçika. O taraflara doğru git. Hadi çabuk, süren bitiyor. Hadi. Ek süre verdik sana. Ek süre verdim ama bulamadım ki. Ha. Avrupa Birliği. Bak ülkeyi söylüyoruz. Danimarka. Hocam söyledi bunu da, haberin olsun. Danimarka'nın başkentini bilmiyorum ama ben. Sen de neyi biliyorsun be canım ablacığım? Neyi biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Danimarka'nın başkentini bilmiyorum. Ne geliyor aklına Danimarka deyince? Danimarka'yı biliyorsun inşallah. Biliyorum ama başkentini de bilmiyorum. Hadi çabuk.
Danimarka'nın başkenti. Hocam baş harfini söylesek mi? Ben söyleyeyim mi? K. Evet, K. K ile başlıyor. K, O, Ko. Ko. Daha ne cevabı mı söyleyeyim ben? Ko. 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 Vallahi hiçbir şey bilmiyorsun sen ya. Hadi ya gelsene aklıma gelmedi. Ko. Kopenhag. Kopenhag be, oh be. Vallahi bildin ya. Hocam doğrudur mu Kopenhag? Bakalım yeşil yanıyor mu? Vay. Vallahi olsun çarpma. Çarpma, çarpma. Değil. Gelmedi ama şimdi. Ama sana diyorum ki başkent sahibi bak. Başkent sahibi. Bir dakika sözümü kesme. Haklıyız burada. Birinci ne dedim sana? Ülke başkent sahibi. Ama bu uyum yasasıdır yani Kopenhag. Kopenhag kriterleri koskoca gazeteler yazıyor. Başbakanımız Kopenhag kriterleri böyle. Bilmem mi? Hocam diyor ki çok merak ettim diyor. Bu soruyu nasıl bildi diyor. Böyle işte zar zor. Yani bu ben bir şey soracağım. Hocam bana sataşıyor. Hocanın kimse sataştığı yok. Hocaya laf atma. Hocaya hiç laf atma bak. Dördüncü soruyu kazık sorar. Sormasın. Zaten bunlar kolay mıydı? Bana ya zor ya. Muydu? O sorular zor muydu? Zordu yani. Gebi'yi sorduk. Kopenhag dedik. Sana dedik ki Kopenhag söyledik. Yok. Şeyin başkenti neresi? Sahi ki kuzey ülkeleri soy. Tamam, onu da söyleyeyim. Avrupa'dan başkent sayıyoruz. Tamam saydık. Roma dedik, Berlin dedik. Şimdi aklıma gelenleri sonra saydık. Sonra kuzey ülkeleri say dedik. Onu da söyleyeyim. Ko dedim. Koko bana ona dedim. Fotoğraf çıktı altta bir kere. Vallahi helal olsun ya. Yani bu kadar yarışmacı yarıştırdım. Bu kadar ipucu çok kolay. Bu kadar ipucu verdim ama en verdiğim ipucu buydu. Ben sana aşk söyleyeyim. Aşk olsun. Siz de bir iyilik yaptınız ama onu da böyle. Başa kalkıyorsunuz evet. Değil mi? Ramazan günü kabul olmaz yani. Evet, Ramazan. Ne yazıyor orada? Orada ne yazıyor? Her canlı ölümü tadacaktır. Ha, işte. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Anladın mı? Yardım ediyoruz yani. Yardım ediyoruz. Direkt cennete. Soru çok basit diyor hocam. İnşallah. Sporla alakalıymış. Bunu bilirsin artık. İnşallah. Bakalım bileceğiz. Bir dakika süren var. 2005 sıra. Bilemezsem rezil oldum ama şimdi böyle. O da senin şey o da yani. Senin cahiliyetin bizim tamam, değil ya. Tamam peki bekliyorum. Bir dakika süren var. Tamam. 2005 lira değerinde 4 adet güreş türü. Güreş türü. Evet. Yağlı güreş. Tamam. Yağlı güreş 1. Sumo güreşi. 2. Güreşle spor salonuyla ne alaka? Spor salonuyla ne alaka? Sporla alakalı. Spor. Sumo güreşi, yağlı güreş. Evet. Kafes yok o dövüş. Kafes dövüşü. Kafes dövüşü yakından alakam var galiba. Hayır canım bizde dersi var onun özel dersi de. Kafes dövüşü. Evet. Geri yazsan böyle kamerada seni güzel çeksin. Peki kafes, ay kafes nereden çıktı şimdi? Yağlı güreş, sumo güreşi. Evet. Hadi başka, çabuk falan geçiyor. Başka ne gün? İki tane daha lazım değil mi? Evet. Bu güreşi. Hadi süren bitmek üzere çabuk. Tamam ama bulamıyorum. Bilmeye çalışıyorum. Yağlı güreş. Sporla alakalı. Bunu bilmen lazım yani. Ama bu şimdi tam sporla alakalı değil. Yağlı güreş. Neyle ne alakalı dedik, sporla alakalı? Güreşi. Bir şey güreş derler ya. Bir şey men. Ne? Sonu menle bitiyor. Bak ben ipucu verdim. Hoca şimdi kızar bana bu cevabı verdim diye. Hiç gelmiyor aklıma. İpucuyu bile peki anlayamıyorum şu an. Hulk Hogan'ı tanıyor musun? Hulk Hogan. Evet. Ne güreşi? O Hulk Hogan bir güreş yapıyor yani televizyonlarda izliyoruz böyle. Bir memleketin ismi. New York nerede? Amerika'da. Ne güreşi? Amerikan güreşi. Ha bir zahmet. Hulk Hogan orada yarışmıyor muydu? Evet. Tamam 3. Hadi çabuk 4. Tamam. Bu. Hadi çabuk. Bir saniye düşünüyorum ama bulamıyorum. Amerikan güreşi, yağlı güreş, sumo güreşi. Hani mesela böyle kadınlar falan filan böyle bir şeye bulanıyorlar. Güreş yapıyorlar yani. Toprakla suyu karıştırıyorlar. Bir şey oluyor onlar. Çamur güreşi. Evet, çamur, evet. Ne? Çamur güreşi. Çamur güreşi be vallahi. Çak be, çak be. En sonunda sevindim be. Vallahi hiç sevinmeyeceğini zannettim ha. Dur bakalım yeşil yanıyor mu? Yeşil yandı vallahi. Yeşil yandı vallahi. Çak 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 çak. Nazlı mıydı? Nazlı ablacığım. Evet şu an 5. soru geliyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Sen yarışmayı izlemişsin biliyor musun maşallah? Bir kere izledim. 5. sorunun zor olduğunu. Bir avukat yarışıyordu. He 5. sorunun zor olduğunu biliyorsun ama. Of çok
çok zordu. E 5000 lira veriyoruz yani. Ay zor bir şey olmasın ne olur. Elbisen elbisen. Ne var elbisende ya? Etek var, bluz var. 5. etap çok keyifli, haberin olsun. Eminim öyledir. Çocukluğun nasıl geçti mesela? Yani. Ne yaptın çocuklukta? Nerede büyüdün? İstanbul'da. Yani sokaklarda falan mı oynadın yoksa böyle sende şey mi? Spor salonlarında basketbol oynayayım, handbol oynayayım, futbol oynayayım. Yo, baleye gidiyordum çok küçükken. Piyano, bale değil mi? Keman piyano dersleri. Piyano değil, bale. E, keman dersi de almışsındır. Almadım. Niye almadın? Almadım, bilmem. Onu da alaydım. Sokakta oynuyordun mu bari çocukken? İşte bazen oynuyordum. Ne oynuyordun? Seksek. Başka? O kadar. Bir sekseyim mi? Önce ip atlama vardı değil mi o ilkokulda? Ne bileyim ben, ip mi atlayacağım? Atlama. Erkek adam ip atlar mı lan? Atlıyordu vallahi bizim okuldakiler. Ha, oyunu bozmak için. Oyunu bozmak için atlıyordur onlar. Hangi okulda okudun ilkokulu? Hasan Ali Yücel Etiler'de. Sen Etiler ailesisin yani. Evet, hep sosyeti. Hocam belli zaten. Nerede, küçükken ne yaptın diyorum, baleye gittim diyor. Baleye. Ama şimdi var tek bacağımı kaldıramam yani, bale male. Zor. Korkma, sana burada bacağını kaldır diyecek halimiz yok zaten. Sokağınızda bale mi yap diyeceğiz sana? Belli olmaz. Hocam diyor ki, 5. soruda diyor bizim için 2 dakikalık bale gösterisi yapabilir mi sokakta diyor. Hayır. Neden? Olmaz. Neden olmaz? Ben nasıl şimdi bale kıyaf... Na 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 na. Hayır yapamam. Böyle bir yumuşa gelsin falan lan. Hayır yapamam. Valla. Onu yapamam. Şey saraydan kız kaçırmayı oynar mısın bize? Ben bildiğim bir bale o var. Bale miydi hocam o saraydan kız kaçırma? Kuğu Gölü balesi yapacağım ben. Kuğu Gölü balesi, Kuğu Gölü balesi. Hayır yapamam bale. Peki ne yapabilirsin? Mesela ne gelir elinden? Bilmiyorum ama şimdi bale sokakta yapılır mı? Normal değil. Niye ya? Bana. Bale halkın sanatı değil mi kardeşim? Değil. Sokakta da yapılır bale. Kimin sanatı? Halkın sanatı. Halkın ama yani şimdi sokakta bale yapılmaz. Bence yapılır. Yapılmaz. Bence de yapabilir hocam bu soruyu. Ya. Vallahi. Ne yapacağım? Bak 2 dakika süren var. 5000 lira değerli. Bilirsen 5000 lira kazanır. Ona göre hareket. Tamam. 2 kişi bulacaksın sokaktan. Evet. Çok kolay. Evet. Nasıl bir şey? Şunlarla seksek çizeceksin, seksek oynayacaksın. Dedin ya ben seksek oynadım küçükken. Şuradan 2 kişi bulur, herkes sana yardım eder, korkma. Al bunları, seksek çizeceksiniz 2 dakika içinde. Kim oynayacak peki? Bak, şu bekle, teyzeyi ben bekle. Kestirdim gözüme. Bilmiyorum, teyzeyi inemeyi. Teyze mi o adam mı? Bak, önce yere çiz. Biliyorsun değil mi çizmeyi? Tamam, 4 tane kare çizeceğim. O da o kadar önemli değil herhalde. 4 tane mi? Evet. Onun bile 2'si vardı ya, yanlı böyle kanatlı. Olur mu canım? Çizerim ben. Bilmiyoruz vallahi. Hoca kabul edecek, yere çizecek yani. Yardım edecek misiniz? Benim yardım etmeye gerek yok. Dışarıda bak, herkes seni bekliyor. Kameralar. Ay. Nazlı, süren başlıyor. Kapıyı açtığından süren başlar. Hadi. Başlayayım mı? Hemen başla. Hadi 2 dakika süren var. Acele et. Çabuk. Önce çıkayım mı? Ne evet, çiz öyle. Yeter mi bu kadar? Heh, bir tane daha çiz öyle. Bir de bunu çiz. Zaten bu çizilmiş gibi şey. Tamam, yaz 1, 2, 3, 4 içine. Ay, geçti. Yaz 2, 3 yaz. 4, 5, 6 yaz. Abla. 6 yaz. Şimdi 2 kişiyi bul. Bak, ablalar orada boş, hadi çabuk. Sen bize göster. Dön orada. Geri gel. Hayır, geri gelmek yok. Niye yok? Geri gel. Bir de geri dönlü. Bir de geri dönlü yap. Ben yaparım tamam. Tamam bak, sen biliyor musun demek ki? Siz de yapın Emre. Bir yap bakalım geri dönmeli. Elini çek belinden. Ha, sen de yap. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Nereye baktın? Bayan sizden %5 lira kazandım. Bayan size. Adam adı, abla kazandı. Açıda bir şart dedi dışarı abi. Tamam, buyur geçen odaya. Hadi. Çok teşekkür ediyorum. Hadi kanaldı. Kanaldı. Cuma akşamları. Nasıl yaptın ama? En sonunda bir şeyi doğru yaptın, nasıl ya, nasıl yaptın? Nasıl gururlanıyorsun?
Ama çok iyi oynamadık mı? Hocam diyor seksek çizimi yanlış diyor. Yanlış değil canım, nesi yanlış? 1-2-3 tek olur diyor. Hayır canım, böyle oluyor. 1 tek 2 çift, 1 tek 2 çift. Böyle olmaz. Hoca oynamış mı hiç? Nereden biliyorsun oynamadığını? Evet. Hocam bunlar iki zengin işi galiba. Hemen yaptık işte. Bu etiler sekseyi böyle oluyor galiba. Etiler sekseyi bu. Bu etiler sekseyi. Sekseyi. Peki 5 bin lira alırsan ne yapacaksın? Tatile gideceğim. Daha yeni geldin tatilden 2 gün önce. Hepimiz tatil için çalışıyoruz. Yani iş yerinden böyle kolayca izin alabiliyor musun? İznim var seninle. Bir hafta izne çıkmadın mı sen? Çıktım. Bir hafta daha var. Yok, Londra'ya gideceğim. Kredi kartı borcun yok yani. Var ya, herkesin var. Borçlu insan mı var? Herkesin var. Yok, kimle yarıştım? Herkes dedi ki kredi kartı borcunu ödeyeceğim dedi. Hı hı. Bir sen kredi kartını ver ona. Yok, kredi kartımı da öderim tabii. Ama bir de Londra'ya gideceğim, onun için de iyi olacak. Hocam Londra'ya gideceğim diyor. Eğitime, dil eğitimi için. Olabilir. Bilmiyorum. Bir yukarı bak bakalım, bak. Ne yanacak? Yeşil değil mi? Bilmiyorum, nereden bileyim ben? Yeşil yandı. Ne demek şimdi, yeşil yandı ne oluyor? 5 bin lira kazandım. Hani hiç sevmiyorsun 5 bin lira. Ama çok sevindim, orada zıpladım ya da annem ne yapayım? Orada kazanacağını nereden biliyordun? Yaptım kız belli ama. Burada yeşil yandı, bak 5 bin lira kazandın. Çok sevindim gerçekten. Ya bakıyorsun. Güle güle kullan, o tebeşirler sana hediye kalsın. Evet Hayat Ray, birini seveyim mi? Bana ne yapacağım, ben de hediye. Ama siz de yardım ettiniz ya Kopenhag için, o yüzden. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Ben teşekkür ederim. 5 bin lirayı güle güle harca. Teşekkür. Arkadaşlar sana dışarıda yardımcı olacak. Tamam. Kendine iyi bak. Memleket neresiydi? Ankara. İstanbul. Buradan Ankara'ya bir selam söyle. Ankaralıyım. İstanbul'u deme artık bundan sonra. Baban Ankaralı, Ankaralıyım diyeceğim. Bir de Ankara'nın bağlarını söyleyeyim. Söyleyeyim var. Söyleyeyim mi? Lütfen. Bak. Bak. Hocanın en sevdiği şarkı bu. Hocanın en sevdiği şarkı. Hadi beraber söyleyelim. Bilmiyorum ki Ankara'nın bildiğin bağlarında büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum molları. İneyim mi? Tamam, bak iyi. İşte. Bak, sevinmekten değil, hocanın en sevdiği şarkı buydu. Hocaya bir de ses yaptın. Tabii. Musun? Peki, teşekkür ederim. Hadi bakalım, kendine iyi bak, dışarıda arkadaşlar sana yardım olacak. Tamam. Güle güle harca, Londra'da bizim için şeye git. Big Tower'lara. Tamam. O dönemler var ya, onlara bin. Hadi bay bay, görüşmek üzere. Kapıyı açar gibi yap, öyle kapat. Kapanmıyor. Açar gibi yap. Hadi güle güle. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Üsküdar'a doğru gidelim. Tamam. Çok sıcak hava var ya. Çok bunaltıcı hava var. Tamam. Klima var bizimkinde. En lüks arabalardan. Mevlam veriyor kolaylığını da. Verir tabii, her şeyin bir şeyi var. Cenab-ı Allah veriyor kolaylığını. Bayım ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kaptan Kök. Kanal D'de tuhaf taksi yarışmasına hoş geldin hemşerim. Öyle mi? Tabii, 5 soru soruyoruz, 5 bin lira veriyoruz. Ne diyorsun? Bizimle yarışmaya var mısın? Yarışalım mı? Ama vallahi sen bilmiyorsun, para sana lazımsa yarış. Para kime lazım dedi ya, para herkese lazım. Bilmiyorum. O zaman? Yarışalım o zaman. Yarışalım diyorsun. Aynen yarışalım. Bak toprağım, arkada bizi ekip takip ediyor, kulağımda kulaklık. Toprağım takip mi ediliyoruz? Tabii, bak arkaya dön bak. Gördün mü minibüsü? Takip ediliyoruz ya. Kulağımda kulaklık, sorular kulağıma geliyor. Tamam. Ben de sana soruları söylüyorum. Birinci soru 250, ikinci soru 500, üçüncü soru 1000. Dördüncü soru 2500, beşinci soru 5000 lira değerinde. Güzel, yakışır. Aynen. Aynen. Ona göre. Tamam, sor soruyu. Bir seni tanıyalım bakalım. Kimsin? Ben nesin? Hakan. Ben Hakan. Hakan, Trabzonluyum. Neresinden? Trabzon'da yaşıyorum, merkez. Trabzon'da yaşıyorsun. Evet, doğru. İsmin, soy ismin ne? Hakan Aksu. Hakan Aksu, tamam. Aksu. Ne iş yaparsın Hakan? Özel güvenlik görevlisiyim. Güvenliksin. Bir resmi kurumda. Security. Security. Evet. Trabzon'da bir resmi kurumda özel güvenlik görevlisiyim. Tehlikeli bir adama benziyorsun Hakan abi. Tehlikeli değiliz de, ne bileyim, yaptığımız itibariyle öyle görüyorlar. Ama evet, bizim işimiz tabii biraz yorucu iş, tehlikeli iş. Her türlü insanla uğraşıyorsun. Yapacak da bir şey yok, işimiz bu. Ama işimiz, ekmek parası, ekmek işimizi, parası için. İşimizi yapmak zorundayız. Hayırdır, İstanbul'a niye geldin? Ben böyle kafama turist gezerim bazen.
Böyle sigortaları mügortaları attım. Böyle kafama göre gezerim. Yani sen diyorsun parayı cebimde gördün mü? Sigortamı da attın mı? Bak öyle değil. Sigortamı da attın mı diyorsun? Yok öyle değil. Ben şu şeydeyim. Evet. Ben çalışıyorum. Çalışıyorsam, kazanıyorsam, evet, hak ediyorsam yiyeceğim abi. Bunun yapacak bir şeysi yok. Çalışan adam, oldu, kazanan adam her türlü yesin kardeşim. Parayı afiyet yesin. Olsun. Afiyet olsun. Ne yapacağız? Parayı ne için kazanıyoruz kardeşim? Yemek için kazanıyoruz. Para amaçlarımız için. Tamam neyse araç. Tamam iyi ki bir paradan açtık onu be. Hiç sorma ya nereden nereye girdin? Ne dertliymişsin sen de paradan dolayı be. Yok ben para iş kafaya taktığım maddim tamam. Yoktur ya. İstanbul'dan başka bir yerlere gidiyor musun gezmeye? Yok bu sene öyle geldim türbeleri mürbeleri gezeceğim. Fıkra anlatabiliyor mu? Aa, bir anlat bakalım hocam da keyfi yerine gelsin. Ben güzel fıkralar. Tamam neyse sonra. Tamam, soruları bildikçe. Yarışalım soruları bildikçe ben sana arada bir anekdot bir fıkra geçerim. Tamam dur hele dur bir müsaade sorumu sorayım ya para kazan ya. Makinalı tüfek gibi tarıyorsun ya. Biz konuşuruz tamam. Konuşmayı severiz. Birinci soru geliyor. 250 lira diyorum. Soruyu soruyorum. Devlet kuşu ne demektir? 250 lira değerinde bir dakika süren var. İyi düşün. Devlet kuşu. Milli piyango bileti mi? Daha önce kuş gördün mü sen hiç? Gördüm. Güvercin mi? Beyaz, hayır, ak güvercin. Devlet kuşu, devlet kuşu. Piyango mu? Ne bileyim. Devlet kuşu. Mecazi anlamda, anlatabildim mi? Hani öyle... Ha şey, devlet... Mecazi kuşu anlamda. Devlet kuşu şey ya... Devlet kuşu ya... Kuşlarla aran iyi mi? Kuşlarla... Ya, güvercinleri çok severim. Taklacı oyunlu güvercinlerim var benim. Aha, iyi. Taklatan güvercinlerim var benim. Evet. Ya devlet kuşu güvercin... Nerede gördün sen bu kuşları? Şeyde mi, köyde mi? Yok ya ben evimde bakıyorum ya. Güvercin besliyorsun. Tabii güvercin bakıyorum ben taklatan. Oyunlu güvercinlerim var benim de bu devlet kuşu. Hadi sen bırak devlet kuşuna gel. Mecazi anlamda. Devlet kuşu piyango. Ak güvercin. Piyango. Tamam devlet kuşu. Piyango da ne ama? Yani bir şans vurmuş adama, bir şeyler olmuş. Piyango bir işte. İşe girmiş hani. Ha işe resmi daire, resmi kurum. Ha resmi kurumda işe girmiş. Devlet kuşu. Ha başına devlet kuşu kondu. Dolandı. Evet, şans döndü. Şansın şans döndü manasında, değil mi yani? Resmi bir işe girdi. Başına devlet kuşu kondu. Evet. Süren doldu ama yani yakın. Hoca kabul ediyor galiba. Kabul ediyor musun? Hocam yukarı bak. Yukarıda yeşil yandığı sürece para kazanıyorsun. Hocam kabul ettin mi ya? Daha işte kuş işte bu da kuş o da kuş işte. Yukarı bak ne yandı? Yeşil yandı ya bak gördün mü yeşil. Hocam Allah razı olsun öpüyorum seni saygılar. Hoca orada değil hoca burada. Orada mı? Hocam saygılar. O da sana el sallıyormuş. O da sana Allah el sallıyor. Allah razı olsun. 250 lira 250 lira cepte şimdi. Maşallah maşallah. Tamam mı? 250 lira cepte hemşerim. Aynen. Bir fıkra anlatayım mı be bir ya? Bir fıkra anlat hocam. Bir fıkra anlatayım ben ya. Ne dur anlatma dur sonra anlatırsın. Yarışalım mı? Dur yarışalım sonra anlatırsın. Yarışalım da mesela ben bitiyorum. Trabzon'da kimlerin var nelerin var? Trabzon'da kimlerim var? Anam var babam var. İyi. Kız kardeşlerim var. Tamam dur ben soru geliyor. Soru geliyor bir dakika. Soru geliyor. Geldi mi? Gelsin bakalım. Soru şu futbollara neydi sen Trabzonlusun? Aynen. Dünya kupasını ilk kazanan ülke Paraguay mı Uruguay mı? Ben sana bir şey diyeyim mi? De. Paraguay, bir Uruguay. Dakika. Bak cevabı göndereceğiz. Göndereceğim. He. Yoksa indiriyoruz ona göre. Dünya şampiyonası mı? He. Dur. Durdum zaten bir yere gittiğim yok. Dünya şampiyonası Paraguay, Uruguay. Paraguay mı Uruguay mı ya? Allah Allah. Paraguay nerede biliyor musun sen? Paraguay abu şey dediğim ya. Kadıköy'ü geçince sağda. Kadıköy'ü gidince sağdan döndüm. Ya neyse. Sağ golda. Sağ golü döndün mü? Uruguay nerede peki? Buradaydı az ileride solda. Ya abi o neredeydi ya? Ya neredeyi bırak sen? Paraguay diyor. Uruguay mı diyorsun, Paraguay mı diyorsun? Onda bunda. Uruguay mı desek ya? Allah Allah. Ya futbol... Hadi zaman bitti. Çabuk söyle. Uruguay. Hocam Uruguay diyor, sen ne diyorsun? Yukarı mı bakalım, emin misin? Yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor da ben bir şey göremedim ki ya. Toprağım. Bakıyoruz dur. Aa yeşilden de. Yeşil ne demek? Yeşil kazandık demek oluyor. Kaç para kazandın? 350 idi. 500 oldu. 2'ye katladım. 500 oldu çak. Çak. Aynen çok güzel. Hadi bakalım güvenlikçi hemşerim. Trabzon'da
güvenlik yaptığın şirket ne? Ne üzerine? Özel güvenlik şirketi. Tamam da ne iş yapıyor bu adamlar? Neyi koruyorsun sen? Fabrikayı mı koruyorsun? Ben resmi kurum. Resmi kurumdayım. Ha. Trabzon'da bir resmi kurumda. Valilik mi? Kaymakamlık? Yok. Spor İl Müdürlüğü'nde. Spor İl Müdürlüğü'nde. Evet. Trabzon'da. Burada amirlerine, memurlarına bir selam hepsine gönder. Hepsine selam gönderiyorum. Arkadaşlarına, hepsine, anana, hepsine, babana, köyüne. Anne baba. Anne, her zaman baba, televizyona baba. Çıkamıyoruz. Buna göre. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Geldim ha buraya. Belki de 5 senedir geldim yoktu. Geldik ha buraya. Ya bir de tesadüf etti. Çıktık şimdi ha buraya ya. Bir de Fenerbahçe'de geziyorsun. Ha bir de burası Fenerbahçe mi? Tabii. Burada bizi yerleri ya. Korkma kimse bir şey yapmaz. Yerleri bizi burada. Yok ya. Fenerbahçe taraftarı böyle misafirperverdir. Kimse bir şey yapmaz. Ben de öyle çok mütevazıyım. Ben de öyle çok mütevazıyım. Sen de mütevazısın. Tabii mütevazıyım. Belli mütevazı bir adamsın. Mütevazı bir insanım. Kardeşim renkler ayrı olsa da gönüller bir, kalpler bir, insanlar bir. Ben tamam. Anlamıyorum şiddet gerek yok ki ya. Tabii canım sporda şiddete spor karşıyız. Spor ya. Bu da kamu sporu. Evet hocam. Üçüncü soruyu bekliyoruz. Bir dakika süren var. Alfabemizde evet. Kelimelerin başına getirileyemeyen bir harf var. Değil mi hocam? Bir harf değil mi hocam? O harf hangi harf? W. W mi? W. Hiçbir kelimenin başına gelmez ki. Gelir mi? W'yi bir cümlenin başında kullan. Mesela... Kelimede kullan. W'yi kullandım mı? O İngilizce bir kelime değil mi ya? O İngilizce harf. İngilizce bir harf. Evet. O olmaz. A, B, C, D. 26 harften kelimenin başında kullanılamayan harf. Kullanılamayan bir harf var. Hadi bir dakika süren var çabuk. Kullanılamayan bir harf. Pardon. 30 saniyen kaldı. 30 saniye. Söyle harfleri. A, B, C, D, E, F, G, M, N, I, U, O, Ü, O, D, Y, Z, Ş, T. Ne bileyim ya saydım da. Hadi süren geçiyor. Bir şeyler var ya. Hangi harf? Hadi. A, B, C, D, E, F, G, E, L, D, M, N, Ş, İ, U. Onlar hep geliyor. Gelmeyen harfi söyle. B, Y, Z. İyi düşün, iyi düşün. Sayarak olmaz. İyi bir düşün söyle. Hadi çabuk. Süren bitmek üzere. Alfabet kelimenin başına gelmeyen bir harf. Harf. Ya her kelimenin başına her harf geliyor. Gelmeyen bir harf var işte, var. Var. Az iyi düşün, hadi çabuk süren bitmek üzere. Son saniyelerin. Allah Allah, Allah Allah. Sakalımı yoracağım ha burada ya. Süren bitti. Bitti mi ya? Bitti. Zor yerden sordun ha yönetmen. En kolay soru ya. En kolay soruyu sordu adam sana ya. Ya ama şimdi yani her kelimenin başına ne geliyor ya? Çok basit. Vallahi çok basit. Şimdi diyeceğin önü bana. Diyeceğim tabii. Diyeceğim, ben de diyeceğim ki Allah kahretmesin. Cevap ne biliyor musun? Ne? Duble be. E onu dedim ya ben. Duble dedim ya ben onu. Sen W dedin ama. E tamam W, duble. Aynı duble, aynı double. Bak bildim ama. Ya yok, duble be diye şaka yapıyorsun. Ya bak değil ama o değil. Neymiş? Yumuşak ye mi? Demedim mi ben ki? Hayır. G dedin, yumuşak G demedin. Ama G'sini dedim ama da. Ama yumuşağını da söylemen lazım. Ama yumuşakla... Var. Yumuşak. Yumuşağını demedi değil mi? Vay anasını ya. Hiç ya hepsini saydırdım ben ya. Hiç yok değildim. Ne yandı? Kırmızı yandı ya, yandık ya. Sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum, ne demek. Canım abicim, kendine iyi bak. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Güle güle harca. Allah'ım tanıştığımıza çok memnunum. Ben de çok memnunum. Arkadaşlarım sana yardımcı olacaklar. Allah razı olsun. Tamam, hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Selametle. Selam söyle Trabzon'a benden. Eyvallah. Gözüm. Hadi. Allah'a emanet.